Namaz vaktinin daralmasından dolayı teyemmüm alınır mı? Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Teyemmüm, abdestin halefi olan bir taharettir. İsmi üzerine halef olduğu için aslın var olduğu yerde buraya gidilmemeli, ama aslın özürlendiği bir noktada ise elbette halef asıl gibi değerlendirilir. Peki teemmümü bir insanın alması ne zaman mübah olabilir? Deniyor ki hakiki ya da hükmü olarak suyu kullanmaktan aciz olunduğunda ki hakiki aziyet fiili olarak suyun bulunmaması hükmü aziyette su var ama onu kullanabilecek sağlığınız yok. Ya da suyu alabileceğiniz alet ve edevatınız yok. Kuyudan suyu çekmek gibi. Böylesi bir durumda hükmen aziyet tahakkuk etmiş ve bu kimsenin temin olması caiz olur. Ancak sualde de ifade edildiği üzere vaktin daralması... Yani abdest alacak suyunuz var, suyu kullanabilecek maddi imkanınız var, bedensel gücünüz buna elverişli. Ama vakit açısından baktığımızda abdest alacak olursanız vakit kaçacak, ibadetiniz kazaya kalacak. Böylesi bir durumda temim alınır mı alınmaz mı? Soruyu bu şekilde netleştirmiş olduk. Burada e, kitaplarımıza baktığımız zaman, Vaktin daralmasıyla ibadetin kaçma meselesine şöyle irdeliyorlar. Bu ibadet halefi olan bir ibadet midir? Yani o yapılmaması durumunda onun makamına kaim olacak başka bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Eğer halefi olmayan bir ibadetse örneğin cenaze vakti hazır edilmiş. Namazı kılınacak ve siz o cenazenin velisi değilsiniz. Çünkü velinin cenazeyi kılma hakkı vardır. Eğer ilk cenaze kılınma anı onun onayı ve rızası ile olmamışsa. Böylesi bir durumda cenaze namazını kaçırma durumunuz var. Eğer abdestle meşgul olursanız o zaman bu kişinin tevim olmasına ruhsat verilir. Niye? Çünkü o namazın bir halefi yoktur. Keza bayram namazına gittiniz, es eskaza abdestiniz bir şekilde kaçtı. Eğer camiden çıkıp abdest alıp geldiğiniz zamanki zaman bayram namazına yetişmenize engel olacak bir zaman dilimi ise ve bayram namazının da bir halefi yok, yani onun makamına kaim olan bir namaz yok. Böylesi bir durumda da kişinin teim olmasına ruhsat veriliyor. Ama cuma namazı aynı olay kişinin başına gelse, deniyor ki bu cuma namazında olmaz. Çünkü cuma namazının yerine kaim olan vaktin namazı yani öğle namazı vardır. Ya da herhangi bir namazın eda olarak vakti kaçacak. Böylesi bir durumda da teemmüm olabilir miyiz? Olmaz. Niye? Kaçacak olsa da kazası vardır ki bunu sizin kendi iradenizle kasıtlı bir şekilde kazayda bırakmamış olduğunuzdan dolayı e, burada bir mesuliyet de söz konusu olmayacak. Siz elinizden gelen gayreti sarf edip gidip abdestinizi alırsınız. Ama bu zaman zarfında namaz kazaya kalmışsa da bu namazı kaza olarak kılarsınız. Dolayısıyla vaktin kaçmasından kaynaklı teemmüm caiz midir sorusuna genel anlamıyla cevap vermek doğru değil. Meseleyi ayırmamız gerekir. O vaktin kaçması sebebiyle namaz eğer bir halefe intikal ediyorsa teyemmüm olmaz. Ama eğer o ibadet bir halefe intikal etmiyorsa, artık kaçtı mı bir daha onun telafisi mümkün Gel değilse böylesi bir durumda teyemmüm caiz olacak. Evet. İşte cenaze namazı buna bir örnektir. Bayram namazı buna bir örnektir. Burada e, konuya dair şunu da ifade etmek isterim. Normal vakit namazı içinde bir şekilde abdestle meşgul olmanız veya bir şekilde o suyu aramanız vaktin kaçmasına sebebiyet verecek. Ama şunu biliyorsunuz ki eninde sonunda o var onu kullanabilirim. Hatta i̇bn Abidin Rahimullah Haşiyesinde şöyle bir örnek getiriyor bu konuya. Bir kuyu olsa ve kuyunun etrafında insanlar olsa... İnsanlar oradan su çekip abdest alıyorlar. Ama çok kalabalık olduğu için size sıranın gelmesi vaktin kaçmasına sebebiyet verecek. Böylesi bir durumda bu kişi temin mi alsın yoksa sırasını beklesin sıra geldiği zaman belki vakit kaçmış olsa da namazını kaza olarak mı kılsın? El cevap beklesin sıra geldiği zaman vakit kaçmış olsa da kaza olarak kılsın. Niye? Çünkü orada su var kullanma imkanı da var ve kesin de kullanacaktır ama vakit buna elverişli değildir. Hatta bununla alakalı başka örneklendirmeler de var. İslam fıkhına göre namazın şartlarından bir tanesi de setre avrettir. Yani evet. kişinin avret mahallini örtmesidir. Ee, diyelim ki bir elbise var. Avret mahallini örtecek tek bir elbise var. Ama birden fazla kişi var tabi farazi olarak bunu konuyoruz ki bu da kitabidir. İbn Abidin Rahimullah bunu da haşiyesinde örneklendirme olarak veriyor. Ve kişi sıra kendisine geldiği zaman vakit kaçacaktır. O kişi oryan olarak çıplak olarak yani setre avret farzını yapmayarak mı kılsın? Vakit içinde yoksa beklesin vakit kaçmış olsa da Eda ile setravret farzını yerine getirerek mi kılsın? Deniyor ki el cevap beklesin sıra kendisine geldiği zaman o elbiseyi alsın, setre yapmış olsun velev ki vakit kaçmış olsun. Önemli değil. O kişi bu namazını kaza olarak kılacaktır. Evet. Günümüze hitap etme açısından örneklendirmede diyalizi de buraya örnek verebiliriz. Evet. Yani diyalize giriyorsunuz. işte üç buçuk, dört saat orada kalıyorsunuz. İşte vücudunuzdan kan alınıyor. Makine o kanı temizliyor. içindeki idrarı temizliyor. Suyu alıyor ve tekrardan size veriyor. Bu zaman zarfında o yataktan kalkma imkanınız yok evet. ee, ve o şekilde abdest alma imkanınız yok. Artı vücuttan zaten kan da çıkıyor devamlı evet. yani almış olsanız abdestiniz bozulacaktır. Ee, peki e, bu kişi temimle yani özürlü bir konumda değerlendirerek, bu şekilde namazını kılsın mı? Yoksa eninde sonunda zaten çıkacaktır diğer izler. Yani o kan durdurulacak, tampon edilecektir. Vakit kaçmış olsa da kaza olarak ama namazını kamil bir şekilde abdestiyle kılsın mı? Aynı mesele bunun içinde geçerlidir. Bekler, Çıktıktan sonra vakit eğer henüz kaçmamışsa eda olarak vakit kaçmışsa da kaza olarak bunu telafi eder. Evet. Ama tabi burada bilinçli olarak namazı da kazaya bırakmamak gerekir. Yani örneğin e, gittiğinizde e, daha vakit girmiş hı hı. ve sizin diğerize girmeden önce namaz kılma imkanınız var. Ya ben gireyim de ondan sonra kaza ederim demek bu doğru değildir. Çünkü evet. siz onu sağlıklı o, bir şekilde. Kasten o zaman kazaya bırakmış gibi bir şey olmuyor mu? Aynen bu, öyle oluyor. Çünkü siz onu eda etme imkanınız vardı bunu bu şekilde hareket etme imkanı varken bilerek bunu yapmak günahtır. Ama hani bu saat dediğimiz gibi sizin elinizde olan bir şey değildir. Diyelizde seanslar vardır. E bu seanslar sizin talebinizle sadece bire mi girmek istersin, ikiye mi, üçe mi? Bu da müsaitse, müsait değilse bu konuda sizin iradenizin hiç önemi yoktur. E böylesi bir durumda vakit kaçma durumu varsa o zaman yapılacak bir şey yok. Çıktıktan sonra abdestini alır, normal abdesti bir şekilde kaza olarak o namazını kazasını yapar inşallah. Evet. Bu vesileyle de bu tarzda hasta olan kardeşlerimize de Rabbim tez zamanda şifalar ihsan eylesin. Onlara sabırlar ihsan eylesin inşallah. Olsun hepsine. Amin. Bütün Allah olsun hepsi. Bütün hastalarımıza Allah'ımız şifalar ihsan etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve